Merhabalar sevgili seyirciler. Bayılıyorum bu programın ismine, İşin İç Yüzü. Gerçi bir hayli iddialı bir isim ama biz de stüdyoya davet edeceğimiz konuklara şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki adı üstünde bir program olsun. Lütfen dobra konuşalım, doğruyu konuşalım, her şeyi bütün yüzüyle konuşalım. Hani malum evlerde, kahvelerde, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkes siyasetle ilgileniyor 3 aşağı 5 yukarı. 7'den 70'e herkes politikacı. Herkes her şeyi biliyor bu ülkede. Ama kimisi yanlış biliyor, kimisi dedikodulardan duyduğu şeylerle, onlardan esinlenerek bir şeyler uyduruyor. İftiralar atılıyor, olmadık şeyler söyleniyor. Biz istiyoruz ki bu olmadık şeyler söylenen konulardan yakalayalım, getirelim programımıza, koyalım ve ilgili kişileri de buraya çağıralım. Ya nedir bu işin iç yüzü diye soralım. O da bize dobra dobra anlatsın. Bakın desin. İşin iç yüzü budur. Evet, böyle bir iddiayla başladık programa. İnşallah bu program sizler tarafından da çok sevilir. Düşündüğümüz gibi olur. Yani dobra konuklarımız gelir, dobra dobra konuşurlar. Her şey burada gün yüzüne çıkar konuyla ilgili. Bu hafta devlet tiyatrosunu ele aldık efendim. Devlet tiyatrosu. Evet, bir grup sanatçının çok büyük fedakarlıklarla götürdüğü devlet tiyatrosu. Bazen bir salonda prova yapıyorlar, bazen öbür salonunda. Bazen bir okulun müsamere salonunda prova yapıyorlar, bazen Atatürk Kültür Merkezi'nde. Neresi boşsa orada prova yapıyorlar, provalarını gerçekleştiriyorlar ve halkın karşısına, tiyatro severlerinin karşısına o büyük fedakarlıklarla çıkıp oyunlarını sergiliyorlar. Hasbelkader alkışlarını alıyorlar ve o aldıkları alkışlarla da yüreklenip yeniden işlerine dört elle sarılıyorlar. Yani bir grup sanatçının sürüklediği, yıllardan beri götürmeye çalıştığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları. Hazin bir hikayesi var efendim. Yani birçoğumuz bilmez. Bugün biz oraya çekime gittik. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının önünde çekime gittik. Tam da okulun dağılma saatiydi. Baktım 13, 14, 15 yaşında çocuklar gelip geçiyor. Tiyatronun varlığından bile haberleri yok. Önlerinden geçiyor. Hani içimden geldi, dedim ki şöyle durdurayım bir tanesini. Siz hiç bu tiyatro salonunda oyun seyrettiniz mi diyeyim. Muhakkak ki seyretmediler. Yani 15 yaşında bir çocuk bugün o salonda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı oyunları maalesef seyretmediler. 15 yaşındalar. Çünkü 15 sene önce yandı o devlet tiyatrosu. Yıkıldı duvarları, halıları, koltukları, cayır cayır. Hatta Türkiye Devlet Tiyatrosu'ndan yardım olarak gönderilen, hibe olarak gönderilen milyarlarca liralık kostüm bu yangında kömür oldu, kül oldu, gitti. Yani o Muhteşem Süleyman dizisinde gördüğümüz harika kostümlerden göndermişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Onlar yandı. El emeği göz nuru, ki o yıllarda ben de devlet tiyatrolarında çalışıyordum. Bütün yaptığımız her şey, dekorlarımız, ellerimizle yapıştırdığımız halılarımız, her gün özenle tertemiz sildiğimiz, kendi ellerimizle sildiğimiz koltuklarımız, reji odalarımız, kulisimiz, makyaj odalarımız, soyunma odalarımız, her şey yandı, kül oldu, gitti. Bu tam 15 yıl önceydi. Ve 15 yıldır orada bir çirkinlik abidesi olarak duruyor devlet tiyatroları salonu. Kim bilir neler çekiyor oranın çalışanları, ne ızdıraplar içerisinde, mesleklerini sürdürme gayreti içerisindeler. Ben her birisini alınlarından öpüyorum, kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca dilediğimiz bir şey var, bir an önce oranın yapılıp güzel bir salon haline getirilerek sanatçılara teslim edilmesini istiyorum. Tiyatro deyince de aklımıza son 5 yılın devlet tiyatrosu müdürü geliyor. Sayın Hakan Yozcu bugün stüdyomuzda konuk. Hakan Yozcu, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı efendim, yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir program olacak. Sizlerin de üslubunuzla Diyalog TV'nin halkımızın ihtiyacını karşılayacağını umuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu yola çok baş koyanlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Şimdi çiçeğe burnunda müşavir. Evet. Müşavir ordusuna katılmış yeni bir müdürümüz var. Ne mutlu bize.
Vallahi. Görevden sizi aldılar. Bir başka müdür atadılar. Hayırlı uğurlu olsun yeni müdürümüze de. İnşallah belki o bu yolda bir şeyler yapabilir. Tabii konuşacağız neler yapabilir, neler yapamaz. O kendisi çok idealist kendisiyle. Telefonda görüştük. Evet. Böyle böyle bir program yapacağımızı da söyledik. Hatta gerekirse sizi de davet ederiz dedik. Hakan Yozcu'yla yan yana aynı koltukta oturursunuz dedik. Tiyatronun sorunlarını hep birlikte konuşuruz dedik. Ne de olsa herkes tiyatroya gönül vermiş kişiler olarak bulunacağız bu stüdyoda o gün dedik. Kendisi haklı olarak işte ben yeni müdür oldum. Henüz daha hiçbir şey bilmiyorum tiyatro hakkında, eksikleri hakkında, ne yapılabilir, ne yapılamaz. Bunların araştırması içinde olacağım ve tiyatro için var gücümle çalışacağım dedi bize. İdealist bir tiyatro müdürümüz var şu anda. Evet, hayırlısı olsun kendisine. Ben başarılar diliyorum. Ben şöyle başlayayım isterseniz. Ben yaklaşık 5,5 yıl önce... Dilerseniz bakın ne yapalım. Hem size de tazelemiş oluruz yani evet. Görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Bu konuda. Tabii. Bir 10 dakikalık veterimiz var. Sevgili seyircilerimiz bu görüntüleri izlesinler. İzledikten sonra evet. Artık bize hak vereceklerdir herhalde. Ve biz de bunların üzerine inşa edelim konuşmamızı. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Efendim buyurun. Devlet tiyatroları. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları. Görüntülerimiz ekranlarınızda. Evet, değerli izleyenler, yıl 1974 değil, 2014. Şu anda görüntülerini izlemek üzere olduğunuz yer Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu. Yangın sonrası taş taş üstüne konmadı, koskoca salon bu şekilde atıl vaziyette kaderine terk edildi. Devlet Tiyatrosu çalışanlarının prova yapacakları, oyun oynayacakları bir salonları yok. Atatürk Kültür Merkezi kendilerine tahsis ediliyor. Eğer orası olmazsa başka bir salon bulunuyor. Provalarını, çalışmalarını, her şeylerini burada yapıyorlar. Tiyatro bir gönül işidir, bir sevgi işidir. Tiyatro hayatın aynasıdır. Hayatı yansıtır. Oyuncular oynadıkları rollerin karakterlerine bürünürler. Tam bir konsantrasyon içerisinde sahneye çıkarlar, seyircileriyle buluşurlar, perde açılır ve oyun başlar. Neler anlatılır o tiyatro oyunlarında? Ne dramlar, ne komediler. Halk izler, eğlenir, düşünür, öğrenir, güler ve oyun sonunda perde yeniden kapanır, ayrılırlar. Şimdi buyurun. Bu salonun hazin hikayesini bir kere de benden dinleyin. Tam 10 yılımı verdim devlet tiyatrosuna. Bu salonda henüz hiçbir şey yoktu. Yani üstü kapalıydı, çatısı vardı ama biz devlet tiyatrosu sanatçıları, çalışanları olarak buralara halılar serdik. Halıları ellerimizle yapıştırdık. Ellerimizle dekore ettik salonu. Seyirci girdiğinde rahat rahat koltuklarına otursun, oyunlarını seyretsinler diye. Şu anda emin olun ki içim kan ağlıyor. Ne emek vermiştik biz buraya diğer çalışan arkadaşlarımızla birlikte. Herkesin çok büyük emekleri vardı burada. Halkın vardı, devletin vardı. Ama bugün şöyle bir baktığımızda bunu bir ihanet tablosu gibi görüyoruz. Hem tiyatroya ihanet, hem tiyatro oyuncularına ihanet, hem de tiyatro seyircilerine bir ihanet abidesi gibi burada bir mezbele duruyor. Tam ortasında incir ağacı çıkmış. Hani derler ya, köküne incir ağacı ektik filan. Tabiri caizse işte tam da öyle bir incir ağacı tiyatronun orta göbeğinde. Oysa burada ne oyunlar oynandı,
ne hayatlar canlandırıldı, kimler ne kadar alkışlarla bu salonu yıktılar, ne kadar ağladılar, ne kadar eğlendiler, güldüler, öğrendiler ve bu salonu terk ettiler. Gelin şöyle bir gezelim isterseniz. Burası Devlet Tiyatroları Salonu'nun içi değerli izleyenler. Şu anda bulunduğum yer, koltukların bulunduğu yer, deri koltuklarımız vardı. Ayağımızın altında tertemiz, pırıl pırıl halılar vardı. Ve gelir de seyirci koltuğuna otururdu. Bir tiyatro eğitimi vardı. Bir tiyatro kültürü vardı. Tiyatroya bir saygı vardı. Tiyatro oyuncularına bir saygı vardı. Otururlardı, sessiz sedasız, heyecanla perde açılınca az sonra ne olacak diye beklerlerdi. Derken ışıklar sönerdi, perde açılırdı, oyun başlardı. Herkes koltuğunda o kadar rahattı ki. Burası Devlet Tiyatrosu Salonu'ydu. Devlet Tiyatrosu Salonu'ydu. Bu arkamda gördüğünüz yer efekt odasıydı. Işıklar, müzikler oradan gönderilirdi. Bir saatte olsun Tahsin Akçan yapardı bu görevi. Bütün bu odalar kumanda odasıydı. Ve şimdi kameramanımız Sayın Yaşar Bey'in sizlere izleteceği görüntü hemen arkasında. Sahnenin olduğu yerde. Orada çok güzel bir sahne vardı. Ve o sahnenin üzerinde neler neler yaşanırdı, neler canlandırılırdı. Seyircinin önünde başka, seyircinin arkasında, kuliste başkaydı her şey. Ve bugün bunları burada tespit ederken, bu görüntüleri sizlere izletirken, inanınız ciğerim parçalanıyor ve eminim ki benim gibi birçok kişinin de ciğerleri parçalanıyor. Üzülüyor. Devletin tiyatrosu böyle mi olmalıydı? Yeni baştan yapılamaz mıydı? Neden bu kadar gerilere itiliyor bu hizmet? Neden bu kadar az önemseniyor bu hizmet? Yani diyoruz ki inşallah yetkililer bu kez görürler ve bu devlet tiyatrosunu adına yakışır şekilde bir salona kavuştururlar. Buyurun görüntüleri hep birlikte izleyelim. Hey Allah'ım ya. Gelin değerli izleyenler birazcık da kara mizah yapalım. Mizah ama kara, kapkara. Devlet tiyatrosunun, daha doğrusu tiyatronun bir amblemi vardır, mask. Birisi güler, birisi de asık yüzlüdür, ağlar. Artık tiyatronun amblemi olmaktan onları çıkartmış devlet tiyatrosu. Tiyatronun amblemi bu görmüş olduğunuz devasa heykel. Tiyatronun otoparkının bahçesinde bulduk bunu ve aklımıza bu geldi. Dedim ki yıkık binanın başka türlü bir anlatım ifadesi olmazdı. Bundan güzel bir ifade olmazdı. İşte devlet tiyatrolarının amblemi desek buna. Yani pek de haksızlık etmiş sayılmayız. Bakın daha neler var. Evet, gördüğünüz gibi otoparkımız bile var. Devlet tiyatrolarının otoparkı. Yani oyun izlemeye gelen tiyatro severler için yapılmış bir otopark. Ama buraya maalesef tiyatro severlerin arabaları park edemiyor. Çünkü salonu yok. Çünkü tiyatro oyunları burada oynanmıyor. Emanet
salonlarda oynanıyor. Bulunan salonlarda, bulunan imkanlar nispetinde provalar yapılıyor, oyunlar oynanıyor. Bu çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Ve şimdi göreceğiniz manzara ise, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirttirecek insanlara. Buyurun. Gördüğünüz gibi tam karşımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları binası var. Yani önce konfor, önce oturulacak yerler, önce müdüre tahsis edilmiş odalar, yönetmene tahsis edilmiş odalar ve oyuncuların oturup okuma provası yapabilecekleri ancak bir bina. Bu binanın yerine, peki Yaşar Ustam şöyle dönerse, bu binanın yerine bu bina yapılamaz mıydı? Buraya dökülen para buraya dökülemez miydi ki bu salon yeniden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları adı altında işlevini sürdürsün? Çok acımasız oldu bu 10 dakikalık görüntüler. Gerçekten yani insanın yüreği kan ağlıyor ya. Yani ben tabii oranın bir mabet olduğu günler, gerçekten böyle bir, ne bileyim yani, devlet tiyatrolar adına yakışan bir fuayesi, salonu işte falan, bunları hatırlayan bir insan olarak bugün o betonun üzerinde otururken gözlerim doldu, ağlıyordum. Yani çok çirkin bir şey, çok kötü bir şey. Her neyse. Evet, devlet tiyatrosu bu sayın müdürüm ve siz 5 sene buranın müdürlüğünü yaptınız. Büyük bir gayret içerisine girdiniz, çalışmalarınız oldu. Bu salonu elde etmek için uğraşlarınız oldu. Biz bu işi, bu macerayı isterseniz gelin en başından bir ele alalım böyle. Tabii. Zorluklarınız oldu. Öncelikle gerçekten izleyince ben duygusal bir insanım. Gözlerim doldu yani, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Gerçekten devlet tiyatrolarının durumu işler acısı. Bunca yıllık, 15 yıl, 16. yıla girdik. 16 yıldan beri birçok siyasiler geldi geçti, birçok hükümetler geldi geçti, birçok bakanlar geldi geçti. Her ne hikmetse ben zaten kendim 5 yıl içerisinde 5 ayrı bakanla çalıştım. Ve 5 ayrı bakandan da duyduğum söz, cümle şu idi: bu işi yaparsam ancak ben yaparım, ben yapamazsam bu işi hiç kimse yapamaz. Ve 5 bakanın 5 yılı da bunu söyledi. Ama maalesef hala gelinen nokta bir arpa boyu kadar ilerleyen yer değil. Yani sadece sözde, sadece bir şeyler yapmak için yapmış görünmek veyahut da bal yapma zarı gibi uğraşıp çalışmak veyahut da siyasi arenada şov amaçlı gösteriler yapmak, bilmiyorum yani. Ben şeyi hatırlıyorum hocam, lafınızı kestim. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Meret Otel'in salonunda bir tören düzenlendi. Tansu Konur Alp'e rahmetli, evet, tiyatro oyuncusu, ve bana bir plaket verildi. Bana dediler, bir şeyler söylemek ister misiniz? Elbette ki isterdim. Ve çıktım orada, yine dile getirdim. Bu gelen, dediğiniz gibi, her bakanın devlet tiyatroları hakkında büyük idealler beslemesi, büyük hayaller kurması ama her birisinin hüsranla sonlanması. Bunların müsebbibi, bunların sebebi kimdir, nedir? Var işin iç yüzünde yani? İşin iç yüzü kaynak yetersizliği, para yetersizliği, para bulunmayışı. Yani istenirse bulunmaz mı? Bana göre mutlaka bulunur. Mutlaka bulunur. Ben ilk geldiğimde, bu işe ilk başladığımda
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'ne gittik. Grubumu, etrafımı alarak, ekibimi alarak gittik ve konuştuk dönemin, o dönemin 2009'daki büyük elçisiyle durumumuzu izah ettik. Ve bana geç kaldınız dedi, çok geç kaldınız. Niye dedi daha önceden gelinmedi? Gelinmiş olsaydı bir hal çaresine bakardık denildi. O dönemin de yardım heyeti başkanı Sayın Ekrem Toklucu Bey, kendisiyle de görüştüm. Durumu anlattık, izah ettik. Zaten benden önceki müdür Mehmet Ulubatlı Bey de defalarca bu iş için konuşmuş, uğraşmış, yapılması için söz alınmış. Ama maalesef Ekrem Toklucu Bey kusura bakmayın dedi, ben bu salonu bitirmeyeceğim dedi. Neden bitirmeyeceksiniz? Bitirmeyeceğim dedi. Çünkü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu için şu anda bir salon yapılıyor. O salon size de yeter, onlara da yeter şeklinde bir yaklaşım da bulundu. Elçiyle görüştük. Dedik Sayın Elçim olmaz, bu yanlış. Belediye tiyatrosu başka, devlet tiyatroları başka. Aynen. İki kurumun paralel bir şekilde gitmesi hem kalite bakımından daha iyi olacaktır. Hem tatlı bir rekabet içerisinde olmaları hem de halkımızın daha bol miktarda, daha çeşit çeşit oyun izlemesi bakımından bir zenginlik olacaktır. O nedenle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu için yaptığınız o salon devam etsin, bitsin. Bizim için de kendi salonumuzu yapıp bitirelim ve ortaya bir zenginlik çıksın dedik. Ama maalesef dönemin elçisi de ısrarla iki tane salonun Lefkoşa'ya fazla geleceğini söyledi. Ve bunu bizzat o dönemin elçisi bana söyledi. Aslında o şekilde işlenmiş. Evet. Yani işlemişler kendisine. Evet, ben öyle de öyle tahmin yani ediyorum. Belediye tiyatrosunun görüşleri, oynadıkları oyunlar çok farklı. Devlet tiyatrosunun görüşleri, oynadıkları oyunlar çok farklı. Yani bir de bu var. Neticede bizim dönemimizdeki bakanımız Sayın Hamza Bey, kendisi bizzat bana dedi git bir görüş. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'yla eğer mümkünse bu salonu birlikte kullanalım veyahut da iki tiyatroyu birleştirip bir tiyatro yapalım gibi bir görüşme yapın. Ben o dönem Yaşar Bey, Yaşar Ersoy Bey'i davet ettim. Tiyatromuzda sağ olsun kendisi de saygı duyduğum bir insan, sevdiğim bir insan. Nereden olsa büyüğümüz, tiyatroda emek vermiş bir kişi. O nedenle ben kendisine saygı duyuyorum. Çağırdım, davet ettim, geldi, oturduk. Düşüncelerimizi anlattık. Kendi düşüncelerini aktardı. Tabii ortaya olumsuz bir tablo çıkınca iş gerçekleşmedi. Haklı olarak bir tiyatronun iki kurumun paylaşamayacağını ileri sürdü Yaşar Bey de. Haklı, bana göre de haklı. Çünkü bana kalsa ben de aynı şeyi söylerim. Yani bir bina olacak. İki kurum onu paylaşacak. Neresini paylaşacak? Kapısını mı, penceresini mi? Veya yukarı tabelaya ne asacaksınız? Belediye tiyatrosu mu, devlet tiyatrosu mu? Olmaz. Yani bunda bile bir şeylik çıkıyor. Neticede Sayın Bakanımız ısrarla bir proje hazırlayın dedi ve getirin bana ki bu sorunu kökten çözelim. Ama maalesef uzlaşamadık, anlaşamadık. Neticede ne onlara yar oldu ne bize yar oldu. Yani neticede şu anda hala yapımı devam eden o terminalin oradaki belediye için yapılan tiyatro binası da maalesef bitmiyor, bitirilemiyor. Ona da bütçe yok. O da bildiğim kadarıyla çok büyük bütçeler gerektiriyor. Velhasıl olmadı, yapamadık. Elçilik zaten tavrını ortaya koydu. Size salon yapamayacağım çünkü iki salon sizin için fazla dedi. Ve bu anlamda da o salonu bitireceklerini söylediler. Biz ona da razı olduk yani. Tamam, neticede bitirebiliyorsanız bitirin. Ama en azından bu bizim şu anda mevcut bulunduğumuz salonu bitirelim. O yapılsın şeklinde. Ama olmadı. Ne o bitti ne de o bitti. Başka bakanlarla çalıştık. Hamza Bey'den sonra Kemal Dürüst Bey geldi. Kemal Dürüst Bey de aynı şekilde bu işi ben yaparım, ben çözerim şeklinde temayüllerde bulundu. Uğraştı, uğraşmadı değil. Ama maalesef onun da ömrü yetmedi. Sonra Ünal Üstel Bey geldi. Ünal Üstel Bey, yani iyi niyetle, yani şunu söyleyeyim, yani çalıştığım bakanların hepsi de
iyi niyetle salonsuzluğun üzerine gitmeye çalıştılar. Ama kiminin ömrü yetmedi siyasi olarak, kiminin maddi olarak ölçü imkan sağlanamadı. Bu nedenle bir türlü bitmedi. Çünkü ben Türkiye'den, o zamanın Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin Bey'i davet ettim. Ve geldiler, 4 kişilik bir uzman ekiple geldiler. Hatta Vakıflar Sineması, şu andaki atıl durumda olan Vakıflar Sineması'nın onarımı ve tamiri yapılarak bir tiyatro salonu, modern bir tiyatro salonu yapılacaktı ve kullanımı bize verilecekti. Ve onun bir projesini çıkardılar ve bizim salonun bir projesini çıkardılar ve ortaya 2 proje koydular. Bizim şu andaki mevcut elde bulunan salonumuzun için yaklaşık 5 milyon TL civarında bir maliyet çıktı. Ki bu da kat be kat fazla bir ücret. Yani bizi çok çok aşan bir çok büyük bir ücret. Rakam, evet, çok büyük bir rakam. Ve bu nedenle bir türlü bitmedi. Sayın Yozcu, eğer müsaade ederseniz buraya tabii bir virgül koyalım. Sizin konuştuklarınıza çok dolusunuz biliyorum. Devam edeceğiz yani sohbetimize. Daha birçok konu var tiyatroyla ilgili olarak. Sadece bina değil sorunumuz. Şu anda telefonumuzun ucunda yani İstanbul'dan Hüseyin Köroğlu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, yılların sanatçısı ve Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış pırıl pırıl bir genç, konservatuarı bitirdi ve kendisini Türkiye'de buldu. Türkiye'de çok başarılı oldu, 4. Muratları oynadı. Harika bir insan, tiyatroya gönül vermiş pırıl pırıl bir sanatçımız. Yani göğsümüzü kabartan, iftihar ettiğimiz bir arkadaşımız sevgili Hüseyin Köroğlu. Şu anda telefon ucunda. Hüseyin'cim merhaba. Merhaba abicim, nasılsın? İyi akşamlar. Çok özür diliyorum. Seni şeyden aldık, film çekiminden galiba, dizi çekiyordunuz. Ötesiz evet, evet. İnsanlarda Sancar Albay'ı oynuyorsun orada. Evet, evet abicim. Bir 10 dakika müsaade istedim arkadaşlardan. Konuşuyorum sizinle. Çok çok teşekkür ediyorum Hüseyin'cim. Hem evet, arkadaşlarınıza hem de size programıma katıldığın için çok sevinçliyim. Ama demek, bugün, tabii ki bugün bir de şunu da söylemek isterim. Bugün bir de çok özel bir gün. Şehir tiyatroları da Darülfedai 100. yılını kutluyor bugün. Oo, hayırlı yaşlar, nice yüzyıllara inşallah. Evet. Tüm çalışanlarıyla, sanatçılarıyla hepinizi kutluyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Sağ ol abicim. Sağ ve ol inşallah abicim. Bizim devlet tiyatrosu gibi olmaz diyorum. Yani salonu böyle yanmış 15 yıldır orada bir mezbele halinde duran devlet tiyatrosu. Evet. Sen bu konuda evet, ne düşünüyorsun Hüseyin? Geliyorsun gidiyorsun Kıbrıs'a sık sık biliyorum. Burada faaliyetlerde bulunuyorsun. Tabii. Şimdi biliyorsun tiyatro aşkı da kurduk artık. Bir de tiyatromuz var. Şunu söylemek isterim Abdullah abicim. Ben her fırsatta bunları dile getiriyorum ama hani sizin aracılığınızla da bir kez daha söylemek isterim. Bir kere bir toplumun içinde, yani bu dünyanın neresinde olursa olsun benim düşüncem odur. Eğer bir salon 15 yıldır yanmış bir şekilde orada duruyorsa, bunu söylerken çok özür dilerim ama bu toplumun utancıdır. Yani insanlar işte ne bileyim, öğretmenler grev yapıyor mesela. Bir şey olduğu zaman sokaklara çıkıyorlar. Haklı olarak haklarını arıyorlar. Ama ne zaman ki ülke bir gün sanatı için, sanatçısı için sokağa çıkmaya başlayacak, onlara destek olmaya başlayacak, bir günde işte o devlet tiyatrosunun sahnesi niye yapılmıyor diye hesap sormaya başlarsa, o gün o ülkede bir şeyler olmaya başlar abicim. Yoksa böyle gider, böyle gelmiş, böyle gider. Diyorsun. Sen hatırlıyorum Hüseyin, ben devlet tiyatrolarında çalıştığım yıllarda, böyle daha pırıl pırıl genç, bıyıkları yeni terleyen bir delikanlı. Ama evet, bütün çocuklar sokakta sağda solda tepinirken, koştururken sen bizim salonumuza gelir, arkalarda, köşelerde böyle minnacık evet, otururdun ve bizim provalarımızı izlerdin. O ne büyük işte bir tiyatro abi, sevgisiydi. Evet abi, o salon yandı ama işte yok o salon şu anda. Evet yani anılarımızın olduğu, hatıralarımızın olduğu asıl olan ya yok. Yani. İşte onu biz hayata geçmesi adına bu programı yapıyoruz. İşin iç yüzünü. Sayın Hakan Yozcu müdürümüz burada. Görevden Hakan alınmış. Hakan Bey'e de iyi akşamlar diliyorum bu arada. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sen tabii şeyde olduğun için, çekimde olduğun için şu anda bizi izleyemiyorsun.
Evet, evet. Sadece o güzel sesinizi duyuyorum tabii. Ve sana nasıl sevgiyle baktığımı da göremiyorsun. Ben buna üzülüyorum. Yok, hissediyorum ben onu, hiç merak etmeyin. Çok teşekkür şimdi, ederiz Hüseyin'ciğim. Abdullah Ercan'ım, şunu buyur da söylemek isterim en son. Şimdi devlet olmak çok önemlidir. Ve de hani hep dediğim bir şey var benim. Bakın çevrenizde demokrasinin ve özgürlüğün egemen olduğu toplumlarda. İnanın bana orada sanat çok üst seviyelidir. Yani tiyatroyu, sinemayı, operayı, her türlü sanatı ön plana çıkarırsak emin olun bu toplum için de çok kıymetli ve topluma da sınıf atlatacaktır. Zaten bizim toplumumuz okumayı seven insanlardan kurulu bir toplum. Fakat onlara kaliteli sanat götürmek gerekiyor. Bu noktada da bir an önce yasanın çıkması gerekiyor Abdullah Ağabey. Bugün yaşananlar bir yasa eksikliğinden de kaynaklanıyor. Yani modern toplumlarda artık sanatla ilgili yasaların çoktan hallolmuş olması gerekiyor kanımca. Evet, ta bizim dönemimizden kalma bir devlet tiyatrosu yasası mücadelesi vermeye çalışıyorduk o yıllarda. Ve hala daha sürüyor, düşünebiliyor musun? Evet. Evet. Yani o zaman keyfi uygulamalarla maruz kalmayacak hiç kimse. Ve de ben şuna inanıyorum, bütün kurumlar o kurumların erbapları tarafından yönetilmelidir. Yani siz şimdi bir Tabipler Birliği'nin başına Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden biri atarsanız kaos çıkar. Bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istiyorum? Evet, evet. Çok güzel anlattın. Yani o mesleği, o meslektaştan biri yol vermelidir, birlikte yol almalıdır. O zaman toplum bir yerlere gider. Yoksa diğer türlü bir yerleri bırak, daha da geriye gideriz. Gözüken de o zaten. Evet. Hüseyin'cim çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem o güzel sesinizi duydum, hem kendi ülkeme sizin aracılığınızla bir seslenme ihtiyacı vardı aslında. Onu da yerine getirmiş olduk. Bu arada çok kısa vaktiniz varsa tiyatro aşktan bahsetmek isterim size. Buyurun. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde Tatminkar Ödül adlı oyunumuzu açtık. Lömiyer'ini yaptık. İstanbul'da da oynamaya devam ederiz. Edeceğiz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede kendi ülkemizde de çeşitli şehirlerimizde seyircilerimizle buluşmak istiyoruz. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Bu güzel bir haber. Güzel bir müjde. İnşallah evet diyoruz. Ve dört gözle de İnşallah bekliyoruz tabii sanatseverler olarak. İnşallah abicim, hep beraber oluruz orada da. Hoşça kal Hüseyin'ciğim. Görüşmek üzere. Tüm arkadaşlarımıza da selamlar lütfen. Seve seve ileteceğim, hiç merak etmeyin. Hoşça kal. Yani sebep bir değil. Yani baktığımızda bir ton sebep var bu salonun yapılamaması yolunda. Bu salon mevzuna tekrar dönelim. Kısa biraz daha konuşalım, sonra başka sorunlarımız var. Öncelikle niyet olması lazım. Yani en başta hükümetin kafasına koyması lazım. Ama maalesef ben bunu göremedim. Hiçbir hükümette göremedim. Yani ben 5-6 yıldan beri müdürlüğünü yaptığım bu kurumda ciddi bir şekilde yapalım endişesi taşıyan bir hükümet göremedim. Yani sanki de böyle şey görülüyor, lüzumsuz bir iş. Yani tiyatro olsan olacak, olmasan olacak gibi. Ama diğer yerlere istenildiği kadar bulunabiliyor para. Yani 4 milyon belki de bir ülkenin genelinde çok bir para da değil bana göre. Hani bir kurum için fazla olabilir ama ülkenin genel bütçesine baktığımızda da çok da büyük bir bütçe değil. İstenirse yapılabilir. Ama niyet yok. Niyet olmadığı için de sadece şov amaçlı, gösteri amaçlı, ben yaparsam olur, ben istersem olur şekliyle yani de olmuyor. Kusura bakmasın. Yani dünya... Geçen gün sözünüzü de kesiyorum. Estağfurullah, ben kesmek üzereydim. Geçen Beyarmudun'da bir ödül töreni vardı. Direkler Arası tiyatroları, seyircileri var. Sağ olsun oranın dernek başkanı da
Şahinbaş, Sayın Ömer Şahinbaş, 5 yıl önce tanışmıştık. O vesileyle adam Kıbrıs'ı aldı ve Kıbrıs'ı direkler arasının içine soktu. Ve her yıl bize 5 yıldan bu yana Kıbrıs'a ödüller veriyor adam. Ve düşünün, bu ödül Kıbrıs'ta verilmiyor henüz. Kıbrıs devleti olarak biz kendi sanatçılarımıza ödül vermiyoruz, veremiyoruz. Ve ödülü İstanbul'da direkler arası seyircileri veriyor bize. Yani bu da bir muamma, bu da bir ayıp bana göre. Yani takdir ediyorum Ömer Bey'in o girişimini. Özellikle adam şunu söylüyor, ben artık Kıbrıslıyım diyor. Ömer Bey'in kızı Kıbrıslı bir arkadaşımızla evlenmiş. Bunu kendisi söyledi. Ve bundan dolayı da kendisi Kıbrıs'a gelip gidiyor artık. Ve 5 yıl önce bana geldiğinde devlet tiyatrolarına tanıştık ve orada bana düşüncelerini aktardı. Dedi, ben dedi Kıbrıs'taki tiyatro olayını da dedi bizim derneğin içine çekmek istiyorum, yardımcı ol. Ertaş Hazer sanatçı arkadaşımız var, onunla birlikte. Tamam dedik, elimizden gelen her türlü yardımı veririz, sağlarız size. Yeter ki siz isteyin bizden. Ben dönemin bakanına ilettim durumu. Bakan da sıcak karşıladı. Tamam dedi, ödülü o zaman burada yapalım dedi. Burada verelim, bakanlığımızın himayesinde. Ve davet ettik Sayın Ömer Şahinbaşı. Kıbrıs'a geldi. Ve burada da direkler arası seyirci ödülleri 2 yıldır, 3 yıldan beri verilmeye başlandı. Ve burada veriliyor. Geçen sene şey sahip çıktı. Sağ olsun Tabipler Birliği bizi kırmadılar. Ertaş Bey'in aracılığıyla ile görüştük. Dedik bizim bütçe bakımından bizi biraz aşıyor. Siz bu organizeye sahip çıkar mısınız, kabul eder misiniz? Sağ olsunlar, kabul ettiler ve bütün masrafları da kendiler çektiler. Ve geçen sene Tabipler Birliği olarak ödüller, onların himayesinde verildi. Tabii ödül yine direkler arası tarafından veriliyor ama sahip çıkan, ev sahipliği yapan Tabipler Birliği oldu. Bu sene de Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip sağ olsun benim canciğer dostum diyeyim. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisiyle görüştüğümüzde de geçen sene kendisi Mesarya'ya çok güzel bir salon yapıldı. Bilmiyorum gördünüz mü? Gördük. Cevahir'le birlikte gittik, çekimini evet. Yaptık. Yani o salonu ben gördükten sonra istenirse oluyormuş. Neden böyle bir salon buraya yapılıyor da kıskandığımdan değil, yanlış anlaşılmasın. Neden Mesarya'ya böyle bir salon yapılıyor da devlet tiyatrolarına böyle bir salon yapılamıyor demekten kendimi alamadım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ne olur müsaade edin. Geçen Beyarmudu'nda ödül törenleri yapılıyor. Sağ olsun Ömer Şahinbaş çok nezaket bir insan, nazik bir insan. Benim hiç haberim yoktu. Hani biz de görevden alındığımız için 5 yıl verdiğimiz hizmetten dolayı bize de bir ödül layık görmüşler ve ödül verdiler bize de. Yani yapmış olduğum hizmetten dolayı şaşırdım, şok oldum. Hakan Yozcu'ya işte yapmış olduğu hizmetten dolayı onur ödülü deyince şaşırdım. Buyurun dediler, görüşlerinizi dile getirin, duygularınızı dile getirin. Ben olsam ağlardım. Çıktım artık, dayanamadım ve isyan ettim artık. İsyan ettim, resmen isyan ettim. Çünkü şey de oradaydı, Sibel Hanım, meclis başkanımız Sayın Sibel Hanım da oradaydı. Tabii kendisi üzerine alınmasın, kendisine karşı kesinlikle bir şeyim yoktu. Kendileri çıktılar, istenirse oluyormuş, bu ne güzellik deyince... Ben artık isyan ettim. Ya dedim Sayın Başkanım lütfen siz de isteyin artık. Lütfen bir de Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları için isteyin. Yani politikacılara genel evet. Hitabınız da o. Evet. Aslında da Sibel Hanım'da karşınızda. Sibel Hanım'a değil kesinlikle. Lütfen dedim yani mecliste lütfen bu sesimizi duyurun. Gittiğinizde orada dile getirin bunu ki Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları artık kan ağlıyor. Yarası artık deşildi. Her taraftan delik deşik. Oldu, kan ağlıyor. Bu sesi lütfen duyun. Lütfen duyun bu sesi. Diye isyan ettim artık orada. Haklı 15 olarak. Sene oldu hocam. 15 sene oldu. Yazıktır bu insanlara. Evet. Ben ilk vardığımda bana sorulan şu oldu. Hakan Bey nerede çalışacağız? Hakan Bey nerede oynayacağız? Ben emin olun bu kadarını bilmiyorum ilk şimdi vardığımda. Oralara geleceğiz. Yani şimdi konularımız o. Yalnız ben şunu şöyle kapatmak istiyorum. Şimdi bu ülkede şöyle tuhaflık var. Öğretmenler günü oluyor. Çıkıyor Sayın Bakan'ın bir tanesi kimse. Efendim işte öğretmenlik şöyle meslektir, kutsal bir meslektir. Gençliğimizi, ülkemizin geleceğinizi emanet edeceğimiz gençlerimize yetin. Gaziler günü oluyor. Gazilerimiz şöyledir, böyledir. Vatan için canlarını siper etmiş göğüslerini filan. Dünya tiyatrolar günü oluyor. Tiyatro sanatı şöyledir, hayatın aynasıdır. Şudur, budur, fedakarlık bilmem ne.
Yani sadece günler gelindiğinde maalesef bir bakıyorsun sayın bakanlar gerçekten o işe gönül vermiş. Hani bıraksan adamı oradan çıkar çıkmaz 5 dakika sonra hemen devlet tiyatrosu binası yapılacak. Yahut öğretmenler tertip edilecekler. Yahut gazilere işte ne bileyim hak ettikleri saygıyı gösterecekler falan gibi. Ama senede bir günlük. Bir nutuk çerçevesi içerisinde hallediliyor bu. Size şunu söyleyeyim. Çeşitli günler. Her yıl çıkardığımız oyunun bir de galasını yapıyoruz. Gala protokole oynanan oyun. Yani sadece o gece protokol davet edilir. Bütün evet, protokol. Biliyorum. Yani bakanlar, milletvekilleri, genel müdürler, ne bileyim diğer tiyatroyla uğraşan kişiler, basın hepsi davet edilir. Ve 300 kişilik salonda en fazla 50 kişi ya olur ya olmaz. Bu mu sanat anlayışımız? Bu mu tiyatro sevgimiz? Bu mu devlet tiyatrolarına verilen önem? Ben özellikle hepsine davetiye çıkarıyorum ve hepsini davet ediyorum. Vallahi Hakan Bey, 3-5 kişiyi geçmiyorum maalesef. Hilmi Özen de devlet tiyatrosu müdürlüğü yaptı. Ama Hilmi Özen'in saygıyla anıyorum, sevgilerimi iletiyorum. Çok büyük hürmetim var kendisine. Hilmi Özen'in dönemindeki devlet tiyatroları o kadar saygın bir durumdaydı, o kadar saygın bir konumdaydı ki tiyatronun kapısına oyun geceleri gelen 300 kişi ise 300'de geri dönüyordu. Full oynuyorduk, full çekiyorduk ve protokol dediğimiz şey o gala gecesi de protokol oynadığımız gecede tıklım tıklım salon hocam, hep doluyordu. Biz bunu 5 yıllık süre içerisinde bir sefer yaşadık. Benim yönetmiş olduğum Karanlık İşler oyunumuz vardı. Karanlık İşler'de 3 ay boyunca kapalı gişe oynadık ve her defasında da bir o kadar seyirci tekrar geri döndü. Hatta bazı köşe yazarları abartılıyor mu diye sordular. Ve gelip bizzat gördüler ki gerçekten salon hınca hınç dolu ve birçok seyirci de geri dönüyor. Bir tek o oyunda başardık. Evet. Konuyu değiştirelim. Şimdi ben Facebook'ta Cevahir'in bugün işte çocuk oyunu oynuyorlar, turneye evet, çıkmışlar. Oradan paylaştığı sanatçı arkadaşlarıyla pür neşe, güler yüzlü bir fotoğrafları falan vardı. Oyun oynuyorlarmış falan. Ben de altına yazdım. Saat 5.30'da kaçırmayın. Sizin devlet tiyatrosuyla ilgili bir program var. Bilirseniz de bilin diye bir espri yaptım. Kendileri şu anda ekran başında. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevdiğim personelim. 5 sene onların müdürlüğünü yaptınız Sayın Yozcu. 5 sene müdürlüklerini yaptınız. Onların kim olduklarını, ne olduklarını, ruhlarını, gönüllerini, tabii, her şeyi bilen kişisiniz. Şimdi bu sanatçıların özverileri tartışılmaz. Yani bak, bir defa. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Yani ne gibi zorluklar yaşıyor bugün şimdi oyuncular? Şöyle söyleyeyim. En başta salonun iki ana sorun var. Birisi salonsuzluk, ona değindik. İkincisi kadrosuzluk. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın bugün ana sorunlarından en büyük, en önemli iki sorunu. Birisi salonsuzluk, birisi kadrosuzluk. Salonsuzluğa dokunduk. Salonsuzluğu artık dağdaki Kör Sultan dahi, Sağır Sultan dahi biliyor. Bilmeyen yok. Bir de kadrosuzluk kısmımız var. Ki bu da çok işler acısı. Koskocaman devlet tiyatrolarına şöyle bir baktığımızda benim dönemimde ki hala öyle 22-23 kişi geçmiyordu. Bunun birisi müdür, iki sekreter, bir odacı, bir kapıcı, bir dülger. Efendime söyleyeyim, iki tane taşımacı, ulaştırmacı, bir şoför. Geriye 6-7 kişi kalıyor. Sanatçı olarak 6 veya 7 kişi kalıyor. Bunlardan mesela bir İlsay Özbudak arkadaşımız bir rahatsızlık geçirdi ve belli bir yaşın üzerinde. Geçmiş olsun. Kendisine acil sağlıklar, şifalar diliyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim de öyle. Benim gerçekten de öyle. Siz yıllarca beraber çalıştınız. Ben müdürlük başladığım günden itibaren hep beni doğru yola sevk eden, hep doğru yolu gösteren bir arkadaşım oldu. Onun dışında İslam Bahçe arkadaşımız. O da benim hem askerlik arkadaşım hem de tiyatroya girdiğimde sağ olsun verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getiren bir kişi oldu. Onun dışında Ertaş Hazer arkadaşımız. Sağ olsun Ertaş Hazer 5 yıl boyunca bana böyle kanka derler ya. Evet. Kanka yani müdür personel ilişkisinden ziyade bir dost, bir arkadaş oldu. Ve bütün sorunlarımızı adeta beraber çözdük, beraber halletmeye çalıştık. Neticede
şunu söyleyeceğim. Yani bunlar belli bir yaşın üzerine geldiler. Mesela Ertaş Bey 50 küsur yaşında, 55 yaşında. Cansev var. Cansev Hanım var. O da hakeza. Yani Cansev aslında hiç ihtiyarlamıyor, yaşlanmıyor. Yani Cansev Hanım, Cansev hala benim gözümde Cansev böyle 28-27 yaşlarında. Çok profesyonelce çalışan, çok böyle olaylara böyle içten samimi bir şekilde yaklaşan ve dobracı bir kişiliği olan bir kişi. Yani ben gittiğimde en çok takdir ettiğim, en çok böyle sevdiğim kişilerden birisi de Cansev Hanım oldu. Yani onun o dobralığı, o özveriyle çalışması, o istekli çalışması kesinlikle ne görev verdiyse. Cevahir'le de ben çalıştım. Öyle. Cevahir'in yani görev anlayışını, sorumluluk duygusunu biliyorum. Neticede yani, şuna göre yönetmeniniz var. Yok, yönetmenimiz yok maalesef. Resmi olarak yönetmenimiz, kadrolu yönetmenimiz yok. Onu nasıl çözüyorduk? Ben görev veriyordum. İşte İslam Bahçe arkadaşımızla, Özlem Özkaram Hanım'a, Nergül Tuncay Hanım'a. Bunlara görev. Bunlar orada sanatçılar. Ve bunları kendi aramızda görev veriyordum. Oyunları yönetilsin diye. Yani sıraya koyuyorduk böyle. İşte bu sene çocuk oyununu, zaten Nergül Tuncay'ı çocuk oyununda biz uzmanlaştırmaya çalıştık. Gerçekten şu anda Nergül Tuncay çocuk tiyatrosu konusunda uzmanlaştı diyebilirim. Yani şu anda Kıbrıs'ta bana göre bir numaradır diyebilirim. Babaannem 100 yaşındayı oynamıştınız. Babaannem 100 yaşındayı geçen sene oynadık. Onu Özlem Özkaram yönetti. O da farklı çok güzel ve değişik ama bir oyundu. Çok güzel evet. Bir oyundu. Yani imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar oyuncu sayısına göre oyunlar bulmaya çalıştık. Bir de toplumun isteğine göre oyunlar bulmaya çalıştık. Ki genelde ben baktığımda komedi türü daha ağırlıklı oluyor ve komedi türü olduğu zaman seyircide bir patlama oluyor. Ama tabii bunun yanında biz dram oyunlarına da zaten yani yer vermiştik. Halk dışarıda evet. Ağlıyor birçok şeyden ötürü. Evet. Bari tiyatroda gülsün. Ama şu var. Mesela biz öyle oyunlar oynadık ki Sayın Yozcu. Musayif Sade Ceylan'ın diyelim ki yedekçisini. Evet. Şöyle baktığınızda çok kalabalık oyunlar. 28-38 kişilik bir kadrosu vardı. Biz 7 kişiliyiz. Geçemedik yani, maalesef. İşte diyorum yani mesela Lamlights'ı oynadık Charlie Chaplin'in. Yani bunlar bayağı geniş kadro isteyen oyunlardı. Şimdi biz ne yaptık hocam? Geniş kaplı oyunlarda yani belki gülecekler ama o yoldan başka çaremiz yoktu. Kapıcıyı çağırdık, şoförü çağırdık, işte odacıyı çağırdık, temizlikçiyi çağırdık. Çık, küçük oyna, küçük dedi. Rolleri sen şunu oyna, sen şunu oyna, sen bunu oyna. Ve çıktılar oynadılar. Hiç unutmam. Karanlık işlerde oynuyoruz. Adana'ya turneye gideceğiz. Oyuncumuz Ertaş Hazer ameliyat oldu. Eli kesildi ve ameliyat oldu. Sarılı çıkamıyor. Ne yapacağız? Herkes kara kara düşünüyor. Hakan Bey ne yapacağız? Ne yapacağız? Merak etmeyin dedim ya, ben çıkar oynarım dedim. Nasıl oynayacaksınız? Ya her şeyin bir ilki vardır. Rezil olmaktansa çıkar oynarız. Ben tabii şeye güveniyorum. Geçmişteki tiyatro deneyimime. Şimdi ben biraz sonra da geleceğiz. Ben ilk baştan atandığımda tiyatrodan bilmez, tiyatrodan anlamaz, tiyatronun tesisini bilmez, konservatuvar mezunu değil gibi birçok hakkında söylemler çıkmıştı. Ön yargıyla bakılmıştı. Ona da geleceğiz biraz sonra. Halbuki değil, tamam konservatuvar mezunu değil. Ben Erzurum Edebiyat Fakültesini bitirdim. Ama Erzurum Edebiyat Fakültesine gitmeden önce de yıllarca ortaokulda, ilkokulda ve lisede ben tiyatroda oynadım. Okulun tiyatrosunda başrol oyuncusuydum. Molière'in Cimrisi Hastalık Hastası'nda başrol oynadım. Onun dışında üniversiteye gittiğimizde Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro kurucusu olduk. Ve tiyatroyu ben kurdum Edebiyat Fakültesi'nde. Düşünün ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün tiyatrosunu kurduk. Kendim yazdım, kendim oynadım, kendim yönettim. Yani boş değilim tiyatroya karşı diyorsunuz. Ve adamlar herkes şaşırdı. Ya Kıbrıs'tan bir genç gelmiş, Erzurum'da tiyatro yapıyor. Ki Erzurum'da düşünün 1980'li yıllarda doğuda hani Allah'ın attığı bir şehir. Hani ben geçen sene gittim ağzım açık kaldı. O Erzurum şimdiki Erzurum'la dağlar kadar fark var. Şimdi o kadar modern, o kadar gelişmiş, o kadar böyle sosyal aktiviteler yapılmış bir şehir. Ağzım açık mükemmel kaldı. Mükemmel bir Erzurum. Ama bizim zamanımızda hocam bir telefon edebilmek için postaneye giderdik. Saatlerce postanede sıra beklerdik. Hele ki benim zamanımda evet. Çocukken ben Erzurum'u biliyorum öyle tek tük evler falan. Yani çok maalesef. Şeydi ama dediğiniz bak, halde. Şuna geleceğim yani daha önceden benim tiyatroyla ilgili bir yatırımım vardı. Hani derler ya sahnenin tozunu yutmuş
Biz sahnenin tozunu yutanlardanız. E şimdi Ertaç'ın yerine çıktınız, oynadınız mı? Ertaç'ın yerine çıktım Adana'da ve Kadirli'de, Ceyhan'da ben kendim oynadım. Ezber? Allah'a onu şunu söyledim arkadaşlara. Artık tuluat deriz ya. Ben dedim çıkıp şeyin çizgisinde, oyunun doğrultusunda, çizgisinde. Ne söylersem? Artık ne söylersem idare edeceksiniz. Rahmetli Kemal Tunç geldi aklıma. Aynen Kemal öyle. Kemal abimiz. Ama tabii şöyle söyleyeyim. Çalışmalarda, oyunu kendim yönettiğim için provalarda hep aklımda kalmış sözler. O replikler falan böyle ney nerede, ne şurada ne gelecek, burada ne gelecek hep aklımda kalmış. Sufle de var. Evet, sufle de var. Neticede bir girdik böyle, hiç tık demedik. Yani afallama, şaşırma, herhangi bir şey yok. Gayet arkadaşlar da şaşırdı, oyuncular da şaşırdı. Aralarda çıktım böyle, o geliyor, hocam süper gidiyorsunuz, hocam çok iyi gidiyorsunuz, hocam böyle böyle gidin, bozmayın gibi. Ve özellikle Kadirli'de, güzel bir Kadirli'de çok güzel bir şey yaptık böyle. Ve seyirci tabii bunun farkında değil. Seyirci normal bir şekilde oyun izliyor, gülüyor. Özellikle benim repliklere çok gülmüşlerdi. Çünkü ben biraz da kendimden bir yorum katmıştım. Beğenildi, tutuldu ve hiç de rezil olmadık yani. Peki, şimdi bu demin isimlerini saydığınız bir avuç sanatçıyla devlet tiyatroları döndürülmeye çalışılıyor yıllardan beri. Yani konservatuara karşı bir istek yeni nesilde gelişmesi var mı sizce? Bu şimdi, nasıl bir gözlem yaptınız bu evet, konuda? Evet, güzel bir soru sordunuz Abdullah Bey, teşekkür ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ben 5 yıldan beri her sene biz yaz dönemi girdiğinde geçmiş yıllarda Özlem Hanım yaptı. Bu sene de Mehmet'le Deniz diye iki arkadaşımız var. Sözleşmeler olarak aldık onları da. Görevi onlara verdim. Onlar konservatuara hazırlanan gençleri hazırladılar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben tiyatro yapmak istiyorum, konservatuara gitmek istiyorum diyen olursaydı geliyordu bize. Ve hatta biz ilan veriyorduk. Gazeteyle duyuruyorduk ilanla. Gelenlere eğitim veriyorduk. Tiyatroda hani o konservatuar sınavına nasıl girecekler, nasıl hazırlanacaklar, profesyonelce eğitim veriyorduk. Ama gelin görün ki 2-3 kişiyi geçmedi. Hiçbir zaman. Bu bir yana, bu güzel bir. Yani devlet tiyatrosu sadece sahneye çıkıp oyun oynamaz dediğiniz gibi. Yani evet. Yan görevlerinden bir tanesi de budur. Şimdi bir de bu gençleri yönlendiriyorsunuz. Mesela diyelim ki hani doğuştan tiyatroya gönül vererek doğanlar vardır. Doğuştan tiyatrocudur o. Tiyatro için yanar tutuşur, konservatuar diye tutturur. Her neyse bizim devlet tiyatrosu işte hasbelkadar elinden tutarsa, yol gösterirse dediğiniz gibi 2-3'ü geçmeyen rakamlar bunlar. Giderler konservatuara, konservatuarı bitirirler, ülkelerine dönerler. Zaten hocam bakın Cevahir Caşkir'den bahsediyoruz. Cevahir Caşkir de aynı şekilde devlet tiyatrolarının çalıştırmasıyla, hazırlamasıyla konservatuara giden bir öğrencimiz. Hüseyin Çakır var şu anda oyuncularımızdan birisi. O da geçmişte liseyi bitirdiğinde devlet tiyatrolarında aldığı hazırlık sayesinde konservatuara gitti ve şu anda geldiler. Bunlar devlet tiyatrolarında oyuncu olarak çalışıyorlar. Yani böyle olmuş olsaydı, istek daha fazla olmuş olsaydı gençlerde ama neden istek yok onu da ben söyleyeyim. Tiyatroyu meslek olarak görmüyorlar. Yani ekmek kapısı olarak görmüyorlar birçoğu. Hatta bazen aileler diyor ki ya artist olup ne yapacaksın? Tiyatrocu olacak mı ne yapacaksın? Tiyatrocular acından ölüyor, iş bulamıyorlar gibi ön yargılar var. Son 5 dakikamız hocam. Son 5 dakikaya girdik. Bir de şu özel tiyatrolardan söz edelim. Kendi alın terleriyle, kendi emekleriyle küçücük salonlarda çok zor imkanlarda tiyatro yapan özel tiyatrolar var. Evet. Hiç devlet tiyatrosu olarak onlara el uzatma, yardımcı olabilme falan gibi böyle bir işbirliği, onları destekleme tiyatro adına tabii herhangi biz, bir şey biz, oldu mu? Devlet tiyatrosu olarak bize geldiklerinde dekor, kostüm veyahut da başka bir şey neyse tekst, oyun tekstleri verdik istediklerinde biz elimizden gelen yardımı göstermeye çalıştık, yapmaya çalıştık ve birçoğuna da yardımcı olduk. Ama bazen böyle çok pahalı şeyler istenildi. Mesela ışık spotları falan veyahut da çok... Ki bizde yok. Evet diyecek. Bizde yok. Ağır böyle kontrol masaları falan istenildi. Yani bunlar da bizi aşınca özür dileyerek yardımcı olamadık. Ama diğer konularda dekordu, kostümdü, tekstli veyahut da kar makinası, yağmur makinası anladım. Gibi bu gibi ufak tefek şeylerde elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Yani
Özellikle o dönemde İskele Belediye Tiyatrosu vardı. Onlar Sami Hocam, Sami Yakar Hocam yönetmeniydi. Tabii ki yani devlet tiyatrosu bunların babası olması lazım. Yani biz işte yani, o açıdan baktık ve evet, yardım elini uzatanlara da, yardım isteyenlere de yardım elimizi uzattık elimizden geldiği kadar. Ama kendi imkanlarımız dahilinde. Çünkü olmayınca ne yapacaktınız? Evet, biz de olmayınca tabii ki. Yapamıyoruz. Peki hocam toparlayalım. Elbette içinizde yani yetmedi belki süre, eminim. Toparlayalım. Son 3 dakikaya falan girdik. Son söylemek istediğiniz bir iki cümle bir şey varsa onu alalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim genelde bazı kesim şöyle düşünüyor. Ya bu tiyatrodan anlamaz. Bu tiyatrocu değil. Efendime söyleyeyim işte konservatuvar bitirmemiş gibi bir düşünceye sahipler. Tamam, bana göre de mutlaka tiyatronun başında konservatuvar mezunu olması lazım. Ama yasa böyleyse, yasa veyahut da hasbelkader bir siyasetçi bir öğretmeni alıp da oraya getirip koymuşsa o adama da düşman olmamak lazım. Ben bunun acısını çok çektim. 5 yıl boyunca her 27 Mart Diyanet Tiyatrolar Günü Hakan Yozcu tiyatroda anlamaz. Hakan Yozcu devlet tiyatroları başında ama konservatuvar mezunu değil. Ya bu adamın tiyatroda anlaması için daha ne yapması lazım? Bu adam oyunculuk yaptı. Bu adam yönetmenlik yaptı. Bu adam tiyatro eserleri var. Benim 7 tane de tiyatro eserim var yazdığım. Bu adam ödüller alıyor. Bu adam her türlü devlet tiyatrolarının ayakta durması için çaba veriyor, uğraş veriyor. Bu adamın tiyatroda anlaması için daha başka ne yapması lazım? Peki yani yeni tiyatro devlet tiyatrosu? Kimsenin tek elinde değil. Bazıları çıkmış, tiyatrodan ben anlarım, ben yaparım, benden başka kimse yapamaz düşüncesinde. Bu yanlış düşünce, kusura bakmasınlar. Tiyatro kimsenin tek elinde değil. Tiyatro halkındır, halkın malıdır ve halk kendisi sahiplenir. Halk isterse tiyatro olur bu memlekette. İki kişinin, üç kişinin çıkıp da ben tiyatro yaparım, ben ne dersem o olur düşüncesi olmaz. Bu yanlış düşünce. Yeni müdüre ne tavsiyeleriniz olabilir? Yeni müdüre ben başarılar diliyorum. Kendisiyle arkadaşıdır zaten, öğretmen kökenli o da. İşte hasbelkader burada da yanlış şu, arkadaşımız fen bilgisi öğretmeni olması dolayısıyla tabii ben edebiyat... O da topun ucunda mı diyorsunuz? O da topun ucunda maalesef. Ben geçen kendisine söyledim, özellikle 27 Mart Dünya Tiyatroları Günü'nde hazırlıklı ol. Topa tutacaklar işte fen bilgisi öğretmeni tiyatroda anlamaz bilmez diye. Ama tabii şaka bir tarafa, Halil hocam gerçekten çalışkan birisi, temiz dürüst bir arkadaş. Tamam belki tiyatronun içinden gelmiyor ama oraya zaten kendisi çıkıp da oyun yönetecek değil. Hatta oyun oynayacak değil. Kendisi oraya müdür olarak gitti. İdareci olarak gitti. Sevk ve idare edecek. Görevi bu. Evet. Bunun dışında oturup da oyun oynayacak, yönetecek değil. Ki başarılar onu dileyeceğiz. Onu beklersek yanlış olur. Tabii. Ha, tiyatro için atacağı adımlar önemli. Tiyatro için atacağı adımlar önemli. Tiyatroyu devlet tiyatrolarının ayakta tutma çabaları önemli. Bunu yapıyorsa ben kendisini alnından öpüyorum. Biz kendisiyle ben başarılar konuştuk. Diliyorum kendisine. Başaracağından eminim. Çünkü tuttuğunu koparan bir arkadaştır. Kimse manipüle yapmasın. Kimse ön yargılı davranmasın. Rahat bıraksınlar çalışsın. Evet, bıraksın çalışsın adam. Evet. Görevini yapsın. Zaten kendisiyle konuştuk yani Sayın Yolcu. Yapamıyorsa ondan sonra eleştirilsin. Daha adam koltuğa oturmadan hakkında dedikodular başladı yanlış. Ki aynısını ben de yaşadım. Ya bırak bir oturayım koltuğa. Bir iş yapayım. Ya da yapmayayım da ona göre konuş. Yapamıyorsam ondan sonra ben eleştirim. Çok haklısınız. Sayın Yozcu çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Vaktimiz, süremiz doldu. Yetmedi. Biliyorum çok dolusunuz. Yetmedi. Bir saat çok az geldi. Farkındayım ben de. Ama 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için yeni müdürümüzden de söz aldık. Belki o günlerde bir hareketlenme olur tiyatro hakkında, tiyatro yasası hakkında, işte binası hakkında, sanatçılara daha çok değer verilmesi hakkında, saygı gösterilmesi hakkında, tiyatro seyircilerine ulaşabilmesi hakkında birçok atılacak adımları var. Bu devlet tiyatrosunun tabii başta bina geliyor. Değerli izleyenler, işin iç yüzü işte böyle bir program. Önümüzdeki hafta pazartesi günü biz yine burada olacağız. Yeni bir konumuz olacak. Yeni bir konuğumuz olacak elbette ki. İşin iç yüzünü takip etmeye devam edin. Hem eğleneceksiniz hem de işin iç yüzünü öğreneceksiniz. Hoşça kalın diyoruz şimdilik.